Tunç Özbudak Podium. Geldin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Sokaklarda geziyorum. Hayırdır inşallah. Yok. Karaköy'e gidiyorum. Hı. Arkadaşlarım oradaymış. Telefon ettiler. Ben de gittim. Sonra işte yemek falan yiyeceğiz, atıştıracağız bir şeyler. Geziyorsun. Öyle oralarda geziyorum. Gel bakalım. İnce. Sen beni kıskanıyorsun Tuğçe. Benim ayakkabılarımı giydim. Evet. Ben de giymiştim böyle bir etek, böyle bir deri ceket. Çok beğendim. Çok güzel. Çantanı çok sevdim. Öyle mi? Teşekkür evet. ederim. Tabii ki aşığım ben bu çizmeleri, derisi de var bende de. Süetini giymiştin değil evet, mi? Aha, evet. Hatırlıyorum. Farklı kombinledim. Şapkan olmamış. Hiç sevmedim şapkanı. Saçlarını çok beğeniyorum senin. Çok sağlıklı, çok bakımlı duruyor. Çok güzel olmuş. Bana açık saç yakışıyor. Minicik dümdüz deri ceketini de sevdim. Evet, öyle değişik olsun evet. dedim de. Ama eteğin fırfırlı bu böyle galiba fazla oldu biliyor öyle musun? Öyle mi? Galiba. Sen şimdi kendini görünce diyeceksin nasıl yaptım bunu diye. Onun dışında gerçek bir fındık kurdumuzsun. Neil. Teşekkür ederim. Şimdi benim hep hayatımda giyinmek istediğim gibi giyinmişsin. Ne hayatımı anlayamadım. Benim hep giyinmek istediğim gibi giyinmişsin ama hiçbir zaman giyinemeyeceğim bir şeyi giyinmişsin. Neden? İçine koymuşsun yüksekten ha, evet. mini bir ceket. Benim giymem imkansız. O yüzden çok beğendim. Evet. Teşekkür ederim. Gerçekten beğendim. Şapkamı beğenmezdin herhalde, çıkarttım ama. Şapkan da etekle çok uyumlu. Aslında senin boynun da uzun, şu gerdanın açık. Tabii Hakan Bey ne der bilmiyorum. Bence hoş olmuş yani. Çantan çok güzel. Güzelsin, beğendim. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Çizme 3500 lira, çanta 350 lira, etek 50 lira, body 25 lira, deri ceket 400 lira, şapka 40 lira. Hoş geldin Tuğçe. Hoş bulduk. Ya seni burada o kadar iddialı görmek istiyorum ki. O kadar manasız bir ceket var ki üstünde. Ya. Kaldır at ya, nedir o? Boyu sana uygun değil. Omuzları, formu, gardırobunda durmasın yani. Şimdi sen bu romantik eteği giyiyorsan, bunun üzerine Nil'inki kadar sert bir ceket giymen lazım. Bu lambada eteği ne senin yaşına uygun, ne de senin tavrına uygun. İlla giymek istiyorsan onu o zaman sen tuğçeleştireceksin. Biraz öyle yapmaya çalıştım aslında. Nasıl Tuğçe yaptın? Hani normalde eteğin bu fırfır karpuz kol ceket. Bu sertleştirmek mi? Sertleştirmek bu onu değil, devam kendimi ettirmek. Uyarladım biraz. Hani bu botlarla, bu çizmelerle. Normalde baktığım zaman bu eteği ceketi atsana üstüne bak. Nefis bir çizme giymişsin ama mahvettin. Mahvettin. Sen herhalde çokluk içinde kafan karışıyor. Butiğin de var. Kafan oradan karışıyor. Oradan hiç fazla bir şey giymiyorum aslında. Hani butiğin acaba var ama oradan mı giysen demek ki butiğin gardırobundan orada daha iyi. Giyiyorum ara ara da hep oradan giyip de hani hani reklam yapar gibi bir hale ya, dönüşmemek için oradan giymiyorum. İyi giyindikten sonra kime ne? Millet doğru, sponsor tabii giyiyor. Sen de kendi dükkanından giyin. Ona dikkat ederek fazla giymiyorum. Hiç oraya sen ona dikkat edeceğine doğru kombin yapabiliyor muyum? Ona yor kafanı. Yani bu puanı sırf sana şu anki gördüğüm resim için veriyorum. 8. Teşekkür ederim. Tuğçe senin ayakkabı numara kaç? 7. O bana birisi verdiğim çizme bir denesene. Tamam. Ben bu çizmeler hiç sevmiyorum. Bunları mı? Evet, çok kaba gösteriyor. Nasıl giyeceğim? Eyvah eyvah. Ayağını hiç bir zarif durmuyor. Bir yerden destek almam lazım İvan Hanım. Bir saniye, bana bir yardım et. Allah. Bir tane sadece şey değil. Nil. Hep bir sonu bırakıyor. Çek aşkım çek, önden çek. Tuğçe ikiye bölünüyor. Çek. Ay fıkra. Fıkra. Bacağı kırıyor. Hakkasın. Çek. Oh be. Oh kurtardı.
E zaten sonuç bu yani. Çıkartamıyorsun o çizmeler. Fena bir şey. E yalnız yaşayan bir kadın evde nasıl çıkarıyor bunu? Bununla oynuyor. Aynen. Bunu çıkartayım mı? Yok çıkartma. Nil, Nil bir saniye. Kendin Joker ceket giydin bugün maalesef. Oo, seni söydüreceğim tekrar. Onu da bir giy. Evet. Bu ceket de neymiş böyle ya valla. Yani şöyle daha iyi mi? Aynen öyle. Kolanı yukarıda çek. Çok daha iyi oldu. Şöyle. Aynen öyle. Çünkü hakikaten o botlar o kadar dümdüz gösteriyor ya. Belki tight'larda belki ama ben hiç sevmem. Benim bacak boyumu keser diye böyle giymek istemiyorum. Hani benim bacak boyum o kadar uzun değil. Bunu giyince keser dersiniz diye pek hiç kesmedi. Bak şimdi izlerken Ebru çizme senin boyunu daha kesmiş. Oğlum. Ya. Bir izlerken göreceksin tamam. Farkı. Ama tekrar bu senin tarzın. Yani ben yakıştırdım. Beğendim. O ilk ceketini fena bulmadım. Ben de çizme çok seviyordum. Sadece sevmedim. Saçlar güzel, şapka olmaz. Teşekkür ederim. Biliyorum olmayacağını. 8. Tuğçe, eteğinin belini açıp biraz kıvırıp basene düşürür müsün? Bunu eteği mu? Çok yukarıda buluyorum, evet. Şöyle mi? Ya biraz düş, buralarına kadar çıkmasın. Biraz indir, biraz indir. Ne, lastik mi var, fermuarlı mı? Lastikli. Daha iyi, daha kolay indiririz. İndir, çekinme. Her iki botta da düşük olarak etek her ikisini de kurtarıyor. Daha mı iyi? Tabii. Belime oturmuyor, kayıyor yukarı doğru böyle ama. Böyle çıkıyor, o kadar çirkin duruyordu ki anlatamam. Hani mini ceketti ya, çok şey, aradaki i̇şte fark açık ceket zaten diye. Ceket zaten yanlış, hı-hı, onu tartışmıyoruz, unuttuk artık onu. Tamam, bot ve çizme o da tamam şimdi. Eteği eğer düşürürsen her ikisi de çok iyi duruyor. Eteği sakın çıkartma buraya. Tamam, hiç peki bir daha yapmayacağım. Değil. Şöyle içime sinsin, biraz daha çek aşağıya. Oh be, ne güzel. İyi mi böyle? Yani eteği tartışırız da ben yerini ayarlamaya çalıştım. Böyle daha iyi. Ama fazla bir şey demek değil bu, biliyorsun. Siz beni hiç beğenmiyorsunuz zaten. Ay seni, herkesi çok beğeniyorum. Daha iyi olmasını istiyorum. Tamam, peki teşekkür ederim. İvan Hanım, botlarınızı artık bir şeyle değiş tokuş yaparız. Bugün belki öyle yapalım İvan'a. Ben atkı aldım, sen de botunu ver. Görüşürüz. Bye bye.